Arkadaşlar merhaba. Bugün 15 Şubat 2024 ve Şantili'deyiz, Fransa'da. Şantili'de normalde 8 koşulu bir program var. Evet, ikinci koşudan itibaren almışlar. Normal olarak, tabii doğal olarak ikinci koşudan itibaren başlıyor oradaki birinci koşu, bizdeki birinci koşu, oradaki ikinci koşu. Evet. Handikap 4 kere İngilizler 1600 metre. Tüm koşular sentetikte. Arkadaşlar şimdi şöyle, burası tabii biz altılı gayen bazına baktığımız için sürprizleri de koyduk ama burada yedili plase olarak 1 numaralı Joyeux Malpic, Ludwig Basso ve 12 numaralı Maguro burada ön planda. Yani 1 ve 12 normal şartlar altında küçük kuponlarda yedili plase için bu safkanların yeterli olduğunu düşünüyoruz. Ancak ilave ettiğimiz zaman 7 numaralı Hernán Cortés, Thomas Trüyer, 10 numaralı Chop Chop, Manon German, 5 numaralı Lo Balicot, Christian Demuro, 6 numara Prince des Dunes, Frida Valeskar ve 15 numara Rainer de Lune, Fabrice Veron. Bunların da yani sürpriz olarak, bunlar tabii biz altılı gayanın ikinci, yani ilk ayağı olarak görmüştük biz burayı. Ama ikinci koşudan başlattığı için TJK otomatikman yedili plase ayağı oldu burası. 1 ve 12 küçük kuponlarda ön planda, 7, 10, 5, 6 ve 15 de arka planda. Evet, tabii şartlı biri denk getirmişler kendilerine göre. Tabii kendilerine göre doğru olanı yapıyorlar da. Burada ilk kez koşacak olan erkek İngiliz tayları var, 3 yaşlı, 1900 metreye çıkacaklar. Bir de 1900 metre, yani uzun metrajlı. Tam böyle sürprize açık bir koşu bu. Şimdi burada normal şartlar altında bu Chapetler ve Brandt, ikisi farklı birer tane atı yetiştirmişler, antrenörünü yapmışlar bunların. Bunların şu anda şansı bir tık daha ön planda. Declaration of War'dan geliyor bu, Siunia hattından geliyor bu. İkisi de gayet güzel bir kan hattı var bu safkanların. 5 ve 6 burada önde olan safkanlar. Bizim nezdimizde. Şimdi bunların yanına at yazmaya kalkarsak 4 tane at var. 1 numaralı Gallagher, Theo Bakliot, 2 numaralı Inspirado, Ronan Thomas, 3 numaralı Candy Wheel, Jeremy Mottart ve 7 numaralı Nuz, Sebastian Mailot. Evet, bu safkanlar. Tabii burada 9 numaralı Bali, Ludwig Basao'yla her ne kadar çok böyle süper bir antrenör grubu olmasa da AG forumuna bakın arkadaşlar. 9'u da buraya. Yani burada burası H işareti çekmek lazım zaten buraya normalde. Eğer ekürleri banko atmazsanız, ki banko atılır mı onu da bilmemiz gerekiyor AG forumlarına bakarak. Aksi takdirde bu da H işareti en mantıklı seçim olur. Üçüncü koşu şartlı. 4 kare İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. 3 numaralı burada Ami Soledad, Hugo Wessner'le banko. Evet, bu sapkını banko seçtik arkadaşlar. Bir numaralı Chicho Boy burada yüzde kaç, 100 handikap puanı. Bu da diğeri de 5 numara arkadaşlar Aga Kanlı'nın. Şimdi Aga Kanlılar okey ama biz burada Aga Kanlı'nın atını arka planda görüyoruz. Eğer buraya at yazarsanız 1 ve 5 yazmanız yeterli zaten. Biz burada 3 numaralı Amisoledat'ı arkadaşlar geriye dönük performansına da baktık. Şu olmasaydı zaten bu yüzün üstündeydi bu. Şurada bir derecesi işi var. Evet, banko. Dördüncü kuş şu handikap 4 kare İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Burada 1 numaralı Kings Fall, Tony Picone ile ilk atımız. 2 numaralı Madras, Merlin Eon. 10 numaralı Laura Trezzi, Frida Valeskar, 16 numaralı Love Affair, Alexis Pushin ve 17 numaralı Bien, Thomas Trüyler. 1, 2, 10, 16 ve 17 numaralı safkanlar. Evet. Orasını 5 atla bu şekilde geçeceğiz ama varsa tabii sizin de atınız burada. Yani şimdi burada bir mesele bu var. Ama yani alt gruplarda yapmış o birincilikleri. Beşinci kuş handikap 4 kare İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. 6 tane at var burada. 7 numaradan başlayalım. İthak,
Burada ilk atımız 12 numaralı Hartford Man, Christian DeMuro. 14 numaralı Gold Player. Yani şimdi bunu da bir soru işareti koyalım. İki kere gelmiş. 15 numaralı Signor, Cesar Belmont. İhmale hiç gelmez. 16 numaralı Shimala, Agustin Bademet ve 10 numaralı Sky Power. Burada Alexis Puşin. Bunlara arkadaşlar biz bir 9 numarayla 2 numarayı da ekleyelim. Burasını bu şekilde geçelim. 9 numaralı Allure ve 2 numaralı Innovator. 7, 12, 15, 16, 10, 9, 2 dedik. 14'e soru işareti koyduk arkadaşlar. Çok sürprize yönelik bir ayak yani gerçekten bugün yarış günü. 6. koşu handikap 4 yaşlı İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. Evet, 6. koşuda bankomuz var. 4 numaralı Coldplate, Frida Valescar'la banko. Dört malı komplet, bir de valiz karla banko arkadaşlar. Yedinci kuş, handikap 4 yaşlı İngilizler, 1900 metreye çıkacaklar. Evet, burada da 8 numaralı Cliff Barre, Jeremy Mortart'la alternatif olarak banko. Yalnız tabii biraz riskli bir banko olur bu ama bir bakın %20'nin falan üzerine çıkıyorsa olabilir tabii, neden olmasın. 11 numara Alcotan, Christophe Samillon. 12 numara Sweep Away. Burada Erotiz Mendizabal hiç affetmez. Overseas Dream'den gelmesi. Suni burada hattı var. Ve Bottiler'in hattı. Çok dikkat. Bu 12 numaraya. 6 numaralı Lingotto, Theo Bucklett. 1 numaralı Lorcan, Thomas Blanchin. 4 numaralı Ositot, Christian DeMuro ve son olarak 5 numaralı Aspirantger, Edward Hardwin. 8 alternatif banko, 11, 12, 6, 1, 4, 5. Arkadaşlar vermiş olduğumuz adların içerisinden seçebilirsiniz de. Yani illa hepsini yazın diye bir şey yok. Bakarsınız, dersiniz ki bu 0 puanlı, bu bilmem ne, bu olmadı. Bu kendinize göre illa hepsini yazmak zorundayız ama bu atlar, biz bulduğumuz atlar bunlar. Geçmişe yönelik bakıyoruz yani. Mesela burada Frankel yavrusu var. Yani şöyle bir zikzak var. 3-1-2'den sonra yok olmuş at mesela. Şimdi bu tip atları yazmıyoruz ama gelir var mı? Var. Yani yapacak bir şey yok. Biz seçmemiz lazım bir şekilde. Evet arkadaşlar, bugün bakalım başka neler var. Hemen şöyle göz atalım. Turfontein, Gavsin Park var. Pakenham da gelecektir muhtemelen. Onu da koyarız buraya. İzmir ve Kocaeli'de izleyebiliyorsunuz. Kocaeli için, İzmir için premium star üyelik gerekiyor. Evet. Şantili ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Tüm takipçilerimize güzel bir gün diliyorum. Her şey gönlünüze göre olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.